Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Benden bu aralar çok fazla DM'de özellikle aldığım sorulardan birini yanıtlamamı istemişsiniz. Üniversite mevzusu. Ben de bugün sizler için bu üniversite mevzusunu bir halledelim istedim. Söylemiyorumdur. YKS sonuçları açıklandı. Biliyorum bazılarınız üzgün, bazılarınız çok mutlu, bazılarınız çok kararsız. Öncelikle sözüm üzgün olanlara. Lütfen ama lütfen canınızı sıkmayın. Önünüzde hala çok güzel bir gelecek var. Sadece bu seferlik olmadı, bu şekilde düşünün. Yeterince çaba sarf etmemişsiniz demek oluyor bu. Bu da ne demek oldu? Demek ki gerçekten çok fazla istememişsiniz veya istediğiniz bir aksilik oldu. Hiç önemli değil. Önünüzde daha çok güzel yıllar var. O yüzden lütfen güçlenin ve ne istediğinize odaklanın. Bu bir son değil. Üniversiteyi kazandıktan sonra ve üniversiteyi bitirdikten sonra inanın bunların hepsinin çok böyle gereksiz telaşlar, çok gereksiz üzüntüler olduğunu anlayacaksınız. O nedenle lütfen canınızı sıkmayın. Her zaman yanınızdayım. Ve kazananlar, tercih döneminde olanlar, özellikle sizleri tebrik ederim. Emeğinizin hakkını aldınız. Evet arkadaşlar, bana özellikle okulumla alakalı, kendi mesleğimle alakalı, üniversitemle alakalı bilgi vermemi istemişsiniz. Ben de bunu söyleyeyim, bunu açıklayayım istedim. Neler yapıyorum, neler okudum. Şimdi çoğunuz aslında beni Kore'de üniversite okuyor falan da zannediyor. Ben üniversitede dil eğitimi aldım biliyorsunuz. Şu anda sadece iş için gideceğim, iş vizesiyle. Bu şekilde size şimdi kendi okulumdan bahsedeyim. Arkadaşlar ben Selçuk Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, radyo, sinema ve televizyon bölümü mezunuyum. Ben normalde sayısalcıydım ama mesleğim, hayalimdeki meslek buydu. Sinema, televizyon, radyo, sinema, televizyon. Bu ikisi bu arada çok benzer iki şey. Yani mezun olduğumuzda aynı işleri yapıyoruz. Aynı şeyler. Sadece biz radyo eğitimi alıyoruz ekstradan. Yani radyoda çalışmak isteyen arkadaşlarımız radyoda çalışmış oluyor. Sinema ve televizyon sadece sinema ve televizyon eğitimi veren bir bölüm. Ama dediğim gibi kardeş bölümler. O nedenle size bu iki bölüm arasında neler yapabileceğiniz, bu iki bölüm arasındaki... O yüzden size bu iki bölümle alakalı bilgiler vereceğim. Dinleyin lütfen ve lütfen ama lütfen tercih verirken bunları göz önünde bulundurun. Arkadaşlar şimdi radyo, sinema, televizyon bölümü mezunu öğrenciler hangi işlerde çalışabilirler? Şimdi arkadaşlar biz derslerimizde hem sinema eğitimi, işte hem radyo eğitimi, hem televizyon eğitimi, yani televizyonculukla alakalı, sinema sektörüyle alakalı, radyo sektörüyle alakalı, reklamcılıkla alakalı eğitimler alıyoruz. Bu nedenle mezun olduğumuzda herkes farklı bölümlere, farklı yerlere ayrılabiliyor. Yani ne olabilir mesela bu bölümden mezun olan öğrenciler? Yönetmen olabilirsiniz. Görüntü yönetmeni olabilirsiniz. Kameraman olabilirsiniz. Kameraman asistanı olabilirsiniz. Yani setlerde kamera arkası hemen hemen her işi yapabilirsiniz. Sanat yönetmeni olabilirsiniz. Yani bu tür şeylerin hepsini olabilirsiniz. Bunun dışında muhabir olabilirsiniz, haber spikeri olabilirsiniz, televizyon sunucusu olabilirsiniz, televizyon program sunucusu olabilirsiniz. Oyuncu olmak isteyenler oyuncu oluyor. Biz oyunculuk eğitimi almıyoruz ama bu çok farklı bir olay. Bunu çok fazla yanlış bilip gelen insanlar var. Hani radyo, sinema, televizyon okey hemen oyuncu olur. Eğitim verilmiyor arkadaşlar. Bununla alakalı konservatuara şey yapmanız gerekiyor, başvurmanız gerekiyor. Ama işte set arkasında çok fazla çalıştığınız için sanıyorum ki radyo, sinema, televizyondan çok fazla oyuncu olduğu için bu kafanızı karıştırıyor. Ama böyle bir şey yok. Biz böyle bir eğitim almıyoruz. Ama derslerimizde ne eğitim alıyoruz? Mesela sunuculuk eğitimi alıyoruz, spikerlik eğitimi, sunuculuk eğitimi alıyoruz, radyo spikerliği eğitimi alıyoruz. Tabii bölümler seçiliyor. Kurgu, mesela edit programları, kurgu yapılan işte televizyonlarda mesela izlediğimiz sinema filmlerindeki o kurguları, editleri filan, bunları öğreniyoruz. Muhabirlik öğreniyoruz. Haberciliği tam anlamıyla öğreniyoruz. Yani bunların hepsini öğreniyoruz. Bilgisayar programcılığı, bunlarla alakalı derslerimiz var. Bu tür dersler alıyoruz biz. Şimdi birinci sınıfta normal derslere başlıyorsunuz yavaştan ama ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta
tam olarak dersler başlıyor arkadaşlar. Yani bölüm dersleri başlıyor. Üniversite 2. sınıfa kadar da bu tür dersleri alıyorsunuz. Yani kendi alan derslerinizi alıyorsunuz. Ama 3. sınıftan sonra artık belli bir bölüm seçmeye giriyor. Yani sunuculuk, spikerlik, muhabirlik, haberle alakalı bir alanla ilgilenmek isteyenler bir tarafa, işte ne diyeyim, mesela kısa filmlerle, film çekimiyle, yönetmenlikle ilgilenenler bir tarafa, işte editti, işte nasıl desem, kurguydu, bu programlarla ilgilenmek isteyenler bir tarafa ayrılıyorlar. O nedenle sizin ne istediğinizi çok iyi seçiyor olmanız gerekiyor. Bu dönemde ben spikerlik sunuculuk bölümüne ilerlemiştim kendi şeyimde, kendi üniversitemde olduğum zamanlarda. Çünkü neden? Arkadaşlar, Konya Selçuk Üniversitesi'nde radyo, sinema, televizyonun, bence bana soruyordunuz ya mesela iyi mi sence? Bence çok iyi bir üniversite. Ben gerçekten üniversitemi tercih etmenizi isterim. Neden isterim? Çünkü radyo, sinema ve televizyon bölümünde Türkiye'de televizyon kurumu olan nadir üniversitelerden biriyiz. Yani ne demek bu? Çalışabileceğiniz, staj yapabileceğiniz bir televizyon var arkadaşlar. Üniversite televizyonu araştırabilirsiniz. Instagram'da da, YouTube'da da sayfaları var. Hatta UNTV, yani üniversite televizyonu, UNTV biraz konuşalım yazarsanız benim programım çıkacak. Programın adı Biraz Konuşalım'dı. O zamanlar da röportajlar yapıyordum. Bu muhteşem bir şey. Yani nasıl, ne oluyor? Ben arkadaşlar 15 Eylül'de benim okulum başlamıştı. 16 Eylül'de televizyona gitmiştim. Stajyer olarak başlamıştım. İlk başta televizyonun işte reji bölümünden başlıyorsunuz. İşte orada yayından, yani yayın diyorduk biz ama yayından başlıyorsunuz. Orada işte kamera kullanmayı, işte açıları, habercilikle alakalı her şeyi öğreniyorsunuz. Haber yönetmenliğini falan her şeyi öğreniyorsunuz. İşte arka tarafta işte şey var mesela. Kumanda tarafı var böyle. Oradan işte KJ'leri, yani o alt yazıları falan filan, onları yapmayı öğreniyorsunuz. Ya bir sürü şey var. Sonra belli bir süre sonra, bizim zamanımızda süresi 7-8 aydı yönetmenlik olma şeyi, yönetmen olma şeyi. Belli bir süre sonra yönetmen oluyorsunuz. Bu sefer gelen yeni öğrencilere siz staj vermiş oluyorsunuz. Sonra işte ayrılmak isterseniz işte radyoya ya da işte sunuculuk kısmına, işte program diyoruz biz ona, programa veya işte kurguya gidiyorsunuz. Yani edit yapacağınız bölüme gidiyorsunuz. Ben işte orada yaklaşık 3,5-4 yıl boyunca çalıştım. Ya farklı yerlerinde çalıştım. Ben hem yayında çalıştım, yönetmenlik yaptım o dönemlerde. Hatta kendi dönemimden en hızlı yönetmen olan kişi bendim. Salih hocam izliyorsa. Salih hocam bizim üniversitemizdeki hocamızdı. İlk başta Abdullah hocam vardı. Daha sonra benim dönemimde Salih hoca geldi. Yani beni yönetmen yapan kişi Salih hocamdı. O yüzden Abdullah hocama da, Salih hocama da buradan kocaman sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Haklarını asla ödeyemem. Öyleydi. Ben kendi dönemimde en hızlı yönetmen olanlardan biriydim. Yani olan kişiydim. Ondan sonra ben şeye geçtim. Program kısmına geçtim. Sonra bir ara bizim merkez kısmımız var. O merkezde, yani Konya'nın, Selçuk Üniversitesi de Konya'nın merkezinde ama Zafer diye bir yer var. Birazcık üniversiteye uzak bir yer. Ben orada haber merkezinde çalışmaya başladım. İşte spor muhabirliği bölümünde. Onları yaptım ve bu şekilde mezun oldum. Bana çok ama çok şey kattı arkadaşlar bölümüm. Televizyon özellikle. Okuldan çok ben televizyona çok minnettarım. Ama okuldaki hocalarımız da özellikle, ama özellikle Aytekin hocam, Mete hocam, Sedat hocam, yani bunlar başta olmak üzere o kadar çok iyi hocalar ki, gerçekten giderseniz, görürseniz, benden de selam söyleyin eğer tercih yapacak olursanız, muhteşem hocalar. Kendi alanlarında harikalar. Mete hoca, Sedat hoca, ben ikisine de bayılıyorum. O nedenle üniversitemi gerçekten ama gerçekten öneriyorum. Kendi bölümümü de çok öneriyorum. Ama ve lakin şimdi işin birazcık acı kısmına gelelim. Arkadaşlar, eğer öğrenmeye açık değilseniz, eğer yeterli enerjiniz yoksa, gerçekten bunu hevesli değilseniz bu bölümü maalesef ki, evet, yeterli isteğiniz yoksa maalesef bu bölümü 4 yılın ardından işsiz olarak tamamlamış oluyorsunuz. O nedenle eğer gerçekten bunu istiyorsanız, gerçekten bu meslekte bir şeyler yapmak istiyorsanız, bir farklılık yaratmak istiyorsanız bu bölümü seçin. Ama yok, ben sadece işte ne bileyim öyle gideyim ya, bir bakayım işte, ondan sonra da mezun olur giderim falan. Öyle bir bölüm değil. Maalesef çok fazla torpilin olduğu, çok fazla torpilin döndüğü bir meslek. Yani iyi kurumlarda çalışabilmeniz için birazcık arkanızın güçlü olması gereken bir meslek. Ama ben buna asla inanmıyorum. Eğer iyiyseniz, eğer gerçekten çabaladıysanız
hakkınızı alıyorsunuz. Ben mezun olduktan sonra hiçbir şekilde boşta kalmadım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben mezun olduktan hemen sonra zaten Kore şeye gittim. Burs kazandım, oraya gittim. Benim bu arada not ortalamam en son 3.85. O şekilde bitirdim ben üniversitemi. O şekildeydi. O şekilde ben Kore'ye gittim, burs kazandım. Geldikten sonra hemen işe başladım. Yani eğer gerçekten bir şeylere emek verdiyseniz, gerçekten kendinize bir şeyler kattıysanız bu bölümde, çünkü dil öğrenmeniz, kendinizi geliştirmeniz, mesela Sedat Hoca size çok söyleyecektir. Arkadaşlar mutlaka bir dil öğrenin. İngilizcenin yanında bir dil öğrenin. Böyle oluyor çünkü bizim sektörümüz böyle bir sektör. Eğer bunların hepsine açıksanız, bir de bölümümüz öyle biri var ki, Meral Serarslan, bizim işte Dünya Sinema Tarihi gibi derslerimize giren hocamızdı. Allah'ım, yani bayılıyorum. Ya idolüm de o kadın benim. Tüm üniversite boyunca ben hayatımda bu kadar disiplinli, bu kadar vermeye açık, bu kadar güzel ders anlatan bir insan görmedim. Ya o kadar, ama o kadar zevk alıyordum ki onun derslerinden. Meral Hoca'ya da buradan kocaman sevgilerimi yolluyorum. Canım hocam, gerçekten onu da çok seviyorum. Yani gerçekten sinemaya ilginiz varsa, televizyon tarihine, radyo tarihine, bunlara ilginiz varsa, işte mesela ilk filmler, işte bir sürü şey izliyorsunuz bölümde. İlk filmleri öğreniyorsunuz, ilk işte radyo sineması, radyo ne denir ona? Yayını. Bunların hepsini merak ediyorsanız, haberciliği merak ediyorsanız bu bölüm tam size göre. Ben evet ya yapacağım, ben bunda ilerlemek istiyorum, ben gerçekten bu işi güzel yapacağım demek istiyorsanız da gidin yapın. Acun Medya bence eğer çalışırsanız bu sektörde, çünkü maalesef artık böyle birazcık kutuplaşma olduğu için televizyonlarda her şeyi söylemem, ama Acun Medya benim için iyi bir medya kurumu. Acun Medya gibi yerler eğer kendinizi geliştirirseniz gerçekten, ama gerçekten sizi alacaklardır işe diye düşünüyorum. Siz başvurularınızı yapın hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde yılmayın. Bir şeyler olacaktır mutlaka. Mesela ben 3. sınıfta, üniversite 3. sınıfta Cedi Osman'ın yakasına yapışmıştım. Resmen röportaj yapalım diye röportaj yapmıştık. Ya bu çok büyük bir başarıydı benim için. Gerçekten öyleydi. Çünkü çok zordu. Her şeyi kendim ayarlamak zorunda kalmıştım. Ya her şeyi ben kendim yaptım. O yüzden bu bölümü seviyorsanız bu bölümü seçin. Ben bölümüme aşık bir insanım. Mesleğime aşık bir insanım. Birçok iş yapıyorum. Şu an yaptığım YouTube bile mesleğime dahil. Böyle bir sektör, böyle güzel bir sektör. Mesela şu anda reklamcılık alanında çalışıyorum. Güzel ve gerçekten ufuk açıcı ve gerçekten önü açık bir meslek. Sadece arkadaşlar birazcık çabalamanız gerekiyor. Eğer kendinizde o gücü buluyorsanız, kendinize inanıyorsanız bu bölüm tam da size göre. Selçuk Üniversitesi'ni de çok ama çok öneriyorum. Seviyorum yani. Ben oradayken çok şikayet ederdim Konya'dan. Çünkü Konya çok sevilesi bir memleket değil bence. Konyalılar kızmasın bana. Hani çok bir şey olmayan bir memleket. Bir öğrenci için çok eğlenceli bir memleket değil. Ama tamamen kendinizi işinize, mesleğinize odaklamak istiyorsanız bence tam da yeri. Benim için öyle bir yerdi. Umarım sizler için de her şey hayırlısı olur. Evet arkadaşlar, bugün kendi deneyimlerimi anlattım size. Umarım işinize yarar. Lütfen ama lütfen stres yapmayın. Bu dönemler gelip geçici. Lütfen kendinize zarar verecek herhangi bir psikolojiye bürünmeyin. Gerçekten en değerli şey sizsiniz. Bunu üniversite bittikten sonra anlıyorsunuz. Şu andaki çalışmanız var ya, hiçbir şey. Ve üniversiteye gittiğinizde rahatlayacaksınız diyenlere asla inanmayın. Üniversitede daha çok ders çalışıyorsunuz. O nedenle hayatınız her zaman bu şekilde ilerleyecek, ama biraz daha özgür, biraz daha serbest, biraz daha yapabilecek böyle güçlü insanlar olarak geri dönüyorsunuz. O yüzden her şeye değiyor. Lütfen ama lütfen pes etmeyin. Biliyorum zor. Ülkemiz özellikle bu konuda zor bir ülke. Biraz meslekler konusunda sıkıntımız var. İşte işsizlik çok fazla filan. Ama her şey düzelecektir. İçinizi ferah tutun. Olumlu, güzel enerjiler yollayın etrafa. Eminim her şey güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan, Twitter'dan, TikTok'tan takip etmek isterseniz de hesaplarım Lorin Yaman. Sizi kocaman çok öpüyorum. Dikkat edin kendinize, olur mu? Hoşça kalın.